Merhabalar, 24 Ağustos 2022. Hoş geldiniz arkadaşlar. Günlerden Çarşamba. Şimdi dolar endeksiyle başlayalım isterseniz. Neden Cuma günü Jackson Hole toplantısına giderken bütün dünya, aslında küresel piyasaların tamamının gözü kulağı aynen bir Fed toplantısında olduğu gibi bu Jackson Hole'de. Neden orada Powell konuşacak? Birkaç gündür buradan bahsediyorum size. Çünkü Fed tarafında Powell'dan ne kadar bir agresif konuşma gelecek, ne kadar bir şahin konuşma yapacak, bunlarla ilgili bir takım mesajlar alınacak. Dolayısıyla birkaç gündür bahsettiğim gibi dolar endeksinin bu hafta çok güçlü olacağından bahsetmiştim size. Güçlü bir dolarla başladık ve güçlü bir dolarla devam ediyoruz. Dolar endeksi 109'un hemen altında şu anda bulunuyor, 108,60 civarında. Tabii dün akşam Amerika borsaları yine satış yemeye devam etti. Yani haftaya satış yiyerek başladık ve satış yiyerek devam ediyor. Çok büyük bir satış yeme olmasa bile neticede yükselemeyen bir piyasa olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Hemen bakıyorum işte dün akşam Nasdaq 0,03, S&P 0,22, Dow Jones'ta 0,47'lik bir düşüş oldu. Yani yatayda aslında kapattı diyebiliriz dün akşam için. Şimdi dolar endeksi dışarıda 109 ama içeri geldiğimiz zaman bizde dolar TL'de herhangi bir hareket yok. Neden? İşte biliyorsunuz sebeplerini. 18-10 bandında yoluna devam eden bir dolar kuru var arkadaşlar. Borsa dün iyi yükseldi. Endeks BIST %3100'lere kadar geldi. Şimdi dolar güçlenince euro dolar paritesini birin altına gelme ihtimalinden bahsetmiştim bu hafta ki birin altına geldi 0,99'da. Yani zayıf bir euro görüyoruz. Ve hani euro bölgesinden gelen zayıf veriler de bize bu sürecin bir miktar daha devam edeceğini gösteriyor. Ya da şöyle söyleyelim, dolar güçlü kaldığı sürece euro da zayıflama devam edecek arkadaşlar. Çünkü euro bölgesi hem zayıf verilerle zaten zayıf, parası zayıf, hem de bir taraftan işte dolar güçleniyor. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi petrol tarafında şöyle bir gelişme oldu. Petrol 100 dolara geldi, hatta 100 doların üzerine geçti bugün. Neden? Önce Arabistan'dan biliyorsunuz bir takım arzla alakalı güzel böyle söylemler geldi ama şimdi bu hafta Amerika'dan petrolle alakalı bir takım hani veriler ve bu verilerde bir gerileme görüyoruz. Yani Amerikan petrol envanterlerine bakıldığı zaman 5,63 milyon varillik bir gerileme olduğunu görüyoruz. Bir de Kazakistan'da petrol ihracatının aylar boyu kısıtlanabileceği, yani olamayacağı gibi haberler var. Yani bunlar hepsi aslında petrol tarafında, enerji tarafında arz probleminin hani kışta böyle tam da kışa girerken sıkıntı olacağını gösteriyor. Dolayısıyla da hani petrol şu anda Brent 100,85 civarında hareket ediyor. Zaten bu tarafta şöyle bir şey söylemiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Yani büyük bir dalgalanma içerisinde petrol. Çünkü bir taraftan jeopolitik riskler de devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı da var. Nereye evrileceğini tam olarak bilmiyoruz. Bazen arzla ilgili güzel haberler aşağı ittiriyor. Bazen kötü haberler böyle yukarı yönlü hareketler yaptırıyor. Büyük bir dalga içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi de kriptolara bakalım isterseniz. Kripto tarafında da aynen Amerika borsalarında olduğu gibi yani küresel piyasaların aslında tamamına baktığımız zaman Jackson Hole'e giderken çok böyle büyük bir iştahın olmadığını görüyoruz zaten. Nasıl Amerika borsaları işte bir Nasdaq satış yiyorsa bunun kriptoya da yansıdığını görüyoruz. 24 bin dolarları geçemeyen Bitcoin son olarak 21 bin civarında hareket ediyor. Ethereum 1600 dolar civarında ve bütün alt kriptolar da buna eşlik ediyor. Yani tam böyle aşağılara gitmiyor ama neticede 24 bin doları da çok fazla geçemedi. Yani üzerinde kalıcı olmadı arkadaşlar. Şimdi size Bitlo'nun sepet token'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü yüzlerce biliyorsunuz token var, kripto para var ve çok fazla soru geliyor. Hangi kriptoyu alalım, hangisine yatırım yapalım, nasıl çeşitlendirelim diye. Neticede hepsini de ezbere bilmiyorsunuz. Hani ben de bazen anlatırken size işte Bitcoin, Ethereum, altcoin'ler diye bahsediyorum. Ya da bazen şöyle diyoruz, Metaverse coin'ler diyoruz, NFT coin'leri diyoruz.
defiler diyoruz. Şimdi Bitlo'nun sepet tokenları var. Esra Alpay'la konuşacağız. Bitlo'nun pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı. Bu sepet token nedir? Çünkü yani ben çok beğendim. Daha önce de ifade etmiştim size. Gerçekten böyle farklı farklı kriptolardan oluşan, güzel coin sepetlerinden oluşan bir ilk bu aslında. Çok beğenmiştim. Dolayısıyla biraz detaylarını da Esra Hanım'dan dinlemek istiyorum. Esra Hanım'ı alalım şimdi. Bakalım sorularımızı soralım. Evet Esra Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum Hatice Hanım. Siz Nasılsınız? iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Valla sepet tokenları ben çok beğendim. Gerçekten hani böyle özellikle yeni başlayanlar için, hatta yani bu işte uzman olanlar için bile, yani ben bile hani gerçekten hani aldım sepete ilave ettim bu tokenlardan. Neden? Çünkü bir kere hani bu işi bilen insanlar yapıyor ve hepsini tek tek. Şimdi ben sormadan bazı şeyleri söylüyorum ama size soracağım tabii hepsini. Yani böyle tek tek hepsini takip etmektense hani bunlarla alakalı gördüğüm kadarıyla sepetler yapılmış böyle sepet sepet. Şimdi bunları size soracağım. Mesela şöyle başlayalım isterseniz. Hani ben böyle tarif ettim ama sizce sepet token'dan ne anlamalıyız? Bitlo bu anlamda ne yaptı desem? O zaman isterseniz hani sepet kavramını zaten biliyoruzdur ve duyuyoruzdur ama çok hızlıca aslında bir üstünden geçelim. Hani belki çıkış noktası niye biz böyle bir ürünü çıkardık onu anlamak ya da anlatmak açısından iyi olabilir. Şimdi normalde gidip sadece altın almayız ya da sadece hisse senedi almayız ya da sadece bono ve tahvil almayız. Ya bir miktar param var, yatırım için ayırdığım sınırlı bir kaynak var ve onu tek bir varlığa yatırmıyorum. Bunun içinde geleneksel piyasalarda da zaten neler var? Aslında hep de söylenen o sepet kavramları var. Buna ilişkin çıkmış ürünler var. Yatırım fonları gibi, borsa yatırım fonları gibi, ETF dediğimiz. Bunun kripto para dünyasındaki karşılığı sepet tokenlar. Sizin birden fazla varlığa tek bir seferde yatırım yapmanızı sağlayan bir varlık kripto para sepetleri, sepet tokenlar. Ve tabii bunu yaparken de sizin dediğiniz gibi ne alacağız şimdi? Ya da bir amacım var benim. Hani riskten kaçınmak istiyorum ama kripto para dünyasına yatırım yapmak istiyorum. Bazı konular duyuyorum. NFT gibi, Metaverse gibi, oyun gibi ya da merkeziyetsiz finans gibi bunlara ilişkin kripto para projeleri var. Dolayısıyla onlara yatırım yapmak istiyorum. Onu kolaylaştıran bir sistem, bir ürün kripto para sepetleri temelde. Evet ya, şimdi güzel, aslında çok güzel başladınız, yani güzel anlattınız. Çünkü mesela ben de anlatırken yatırımlarla ilgili hep sepet yapmaktan bahsediyoruz. Yani yatırımda aslında hani ana konu doğru sepet yapmak. Hani tek bir enstrümana yatırım yapmak değildir. İşte altın anlatıyoruz, yeri geliyor işte gümüş oluyor, hisse senedi oluyor, kripto oluyor. Ama hani iyi bir sepet aslında kurtarıcı oluyor. Çünkü biri düşerken biri çıkıyor. Orada ne oluyor? Birbirini dengeliyor. Kripto ile ilgili de açıkçası hani şöyle bir şey var. Hem çok meraklı insanlar hem de çok korkuyorlar çünkü risk var diyorlar. Şimdi burada da tek bir enstrümana ya da tek bir coin'e gittiğiniz zaman o coin'in çok inme ihtimali veya çok çıkma ihtimali olabiliyor. Bu anlamda da baktığımız zaman aslında aynı mantık dediğiniz gibi. Hani burada sepet, coin. Ama şöyle bir özelliğiniz var. Şimdi onu sormak istiyorum size. Mesela Metaverse hangi sepetleriniz var sizin? Sizden dinlesek daha iyi olur. 6 tane sepet token çıkardık şu ana kadar. Bunlardan bir tanesi token 10 ve token 25. Hem amacı hem de ilgi alanlarına göre aslında çıkartılmış olan sepet tokenlar. Token NFT, token DeFi, merkeziyetsiz finans, token Play ve de token Metaverse var. Bu token 10 dediğimiz kripto para sepeti amacı şu. Yani az önce dediniz ya, dünya yani derya deniz, o kadar çok konu var ki. Yani ben daha geleneksel finansı bilmiyorum. Şimdi bir de kripto para dünyasına yatırım yapacağım. Hangisine yatırım yapacağım? İyi kötü hani birazcık geleneksel finansla ilgili de duyuyoruz, görüyoruz, öğreniyoruz. Artık belli bir bilgi birikimi oldu ama şimdi kripto paralar çok daha yeni ve onları öğrenmek çok çok daha zor. Dolayısıyla ama yatırım da yapmak istiyorum. Çünkü geleceğine inanıyorum. Artık kaçınılmaz olduğunu çok net bir şekilde görüyorum. Yatırım yapmak istediğimde 15 binin de üstünde kripto para var. Ben hangisine yatırım yapacağım? Şimdi bu
Tokenon'da 10 tane kripto para birimi var. Ve uzmanların, Bitdo'nun araştırma ve yatırım uzmanlarının en az riskli olduğunu ve en kaliteli projelerden oluşturduğunu düşündükleri o 10 tane kripto paranın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir tokenon. Dolayısıyla ben bu sepete bakıp kendim de bu sepetin içindeki kripto paraları alabilirim. Yani ben gelirim size sorarım. Derim ki Hatice Hanım işte ya da arkadaşınızsa size soruyorlardır. Haticecim ne alalım şimdi? Neye yatırım yapalım? Siz de işte diyorsunuzdur ki yani şu Bitcoin, Ethereum hakikaten bunlar daha majör kripto paralar. Onun yanında bir de geri kalanını işte paranın 100 birimin 50'siyle de şu kripto paralardan al. Bu tokenonla bir kere de tek kere de gidiyorum. Yani 10 tane emir girmiyorum. Tek bir seferde tek bir fiyatla satın almamı gerçekleştiriyorum. Satarken de yine tek bir fiyatla tek bir hamleyle satışımı gerçekleştiriyorum ve biliyorum ki bu en az riskli. Hani ben bu dünyaya girmek istiyorum ve girdim dediğim bir kripto para. Token 25'te onun üstüne tamam kendime bu 10 tane kripto paraya ben yatırım yapacağım o majör kripto paralara. Bir de üstüne gelecek vadeden potansiyeli olduğunu düşündüğüm kripto paralara da yatırım yapmak istiyorum dediğinizde Token 25, diğerleri ise onlar da ilgi alanıma göre. Ben oyun sektörünün blockchain'ine bir araya gelip çok daha ilerleyeceğine inanıyorum. Oyun sektörüne, oyun ile ilişkili kripto para projelerine yatırım yapmak istiyorum dediğinizde öyle. Sonra diyorsunuz ki Facebook adını değiştirdi. Yani demek ki büyük markalar Metaverse ile ilgili çalışmalar yapmaya girdi. O zaman ben buna inanıyorum ve ona yatırım yapmak istiyorum ama hangileri Metaverse projeleri bilmiyorum. Onlar için hazırlanmış ve aslında bir yatırım alternatifi. Kendinizin de alabileceğiniz ama uzmanların üstüne çalıştığı ve benim için işi birazcık kolaylaştırdığı bir yatırım alternatifi diyebiliriz. Evet, valla çok soruyorlar işte hani gerçi çok yakınlarımdan özellikle hani bırakın böyle dediğiniz gibi hani başkalarını falan en yakınımdaki insanlar da işte hangi kriptoyu alayım? Şimdi hani yükselecek bir şey var alttan bize bir şey söyle biz de yolumuzu bulalım bir hızlı yükselsin bir gitsin oradan bir yakalayalım falan bu tarz şeyler zaten çok geliyor çok soruluyor. Bu da büyük bir sorumluluk tabii yani bunu söylemek ya da bunu bilmek. Peki şeyi merak ettim ben Esra Hanım. Mesela bu sepeti yaptık. Metaverse sepeti aldık ya da öyle söyleyeyim. İşte altcoin sepeti vesaire. Bu sepetin içerisindeki coinler zaman zaman yer değiştiriyor mu? Ya da hep aynı coinler mi kalıyor? Mesela hani ben içindekini görebiliyor muyum mesela? Tabii. Ne olduğunu sepette? Tabii zaten şöyle düşünün. Şimdi tamamen şeffaf. Siz token onun içerisinde hangi kripto paralar olduğunu da biliyorsunuz ve hangi miktarlarda olduğunu da biliyorsunuz. Ama o miktarlara göre fiyatlar değiştiğinde tabii ki o token sepetinin fiyatı da değişiyor oluyor ve o sepetin içerisindeki Bitcoin'in ya da Ethereum'un ya da diğer kripto paraların oranları da değişiyor oluyor. Ve siz şunu da biliyorsunuz yani hangi amaçla oluşturmuşlar bu? Yani sonuçta bir yatırım fonuna da yatırım yaparken yani ne amaçla oluşturulmuş? İçerisinde hangi kripto paralar var? Hangi varlıklar var? Ve hangi oranlarda var? Tamam diyorsunuz ben ikna oldum yani uzman buna çalışmış ben de buna ikna oldum buna yatırım yapacağım dediğinizde zaten o token sepetini yani aslında 10 taneye değil de bir taneye çalışmış oluyorsunuz. Birileri ona çalıştı ve ben de onun üstünden onun mantığı bana da uyuyorsa, onun AOK token'ın amacı, o token sepetinin amacı bana da uyuyorsa ben bunu satın alıyorum. Peki aslında nasıl çalışır sorusuna cevap veriyor olacağız burada. Yatırım fonları gibi her çeyrekte o oranlar yani bazen olabiliyor ki bir kripto paranın fiyatı 10 katına 20 katına çıkıyor. O 10 katı 20 katına çıktığında da o sepetin içerisindeki dağılımı değişiyor. Çok ciddi bir dağılımda bir değişiklik oluyor. Yani bir kripto paranın oranı o sepetin içerisinde %20, %30'u geçtiği anda o zaman tekrar o token'ın fiyatı sabit kalacak şekilde diğer kripto paralara bir geçiş oluyor. Miktarlarında bir değişiklik oluyor. Veya şöyle biz bunlara token 10, token 25 dedik ama illa bu isimleri kolay olsun diye bunları söyledik. Şu anda evet 10 tane kripto para var içinde ama 9 da olabilir, 12 de olabilir. Bu yeni kripto paralar içine eklenebilir veya içinden kripto paralar çıkarılabilir veya
o sepetin içerisindeki miktarları da değişebilir. Bunlar da her 3 çeyrekte veya çok ciddi hareketler, çok ciddi bir denge bozulması olduğunda değiştiriliyor. Ben yatırım fonlarına çok benzetiyorum dediğiniz gibi. Evet. Mesela hani borsa işte biz de mesela hani bizi dinleyen yatırımcılara anlatırken hani bize borsadan hisse öner. Biz tabii ki öneride bulunmuyoruz. Yani böyle bir tavsiye vermiyorum ben. Ama ben hiç borsadan anlamıyorum ama borsaya yatırım yapmak istiyorum. O zaman git fon al. Yani ne almak istiyorsun? İçeriden veya işte Amerika borsalarından neyse gidip bir fon alabilirsin. Token'ı da buna benzettim. Sepet token'ı birebir aynı mantıkla çalışıyor. Doğru mu? Birebir aynı. Buradaki avantaj hani belki birazcık daha ETF'lere de daha çok benzetilebilir. Çünkü aslında 7/24 satın alıp satabiliyorsunuz. Onu Yani da dinleyelim sizden. Nasıl? bu da bir kripto para aslında. Yani bu da bir varlık. Aslında siz bir token 10 aldığınızda ya da bir token DeFi aldığınızda yine token DeFi almış oluyorsunuz. Yani elinizde bir tane token DeFi ya da elinizde bir tane token 10 olmuş oluyor. Ama onun arkasında biz token 10'un içerisindeki bütün kripto paraları aslında almış oluyoruz. Dolayısıyla siz bir token 10 aldığınızda otomatikman onun içerisindeki kripto paralara yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani bunu da nasıl sağlıyoruz? Bunu da tabii ki aslında tamamen teminatlandırılmış gibi düşünebiliriz. Bu yine kendisi bir kripto para olduğu için siz onu aldığınızda aynı oranlarda onun içerisindeki Bitcoin kadar Bitcoin cüzdanlarına, Ethereum cüzdanlarına o miktardaki varlığı direkt satın alacak şekilde akıllı kontratlarla kontrol ediliyor aslında. Bu sistem ve normal bir kripto para olduğu için nasıl ki kripto parayla 7/24 al sat yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada da 7/24 kripto paranın sepet tokenınızı alıp satabiliyorsunuz. Fiyat değişikliklerini göre hareket edebiliyorsunuz. Çok büyük avantaj. Mesela Evet. bu fonlarda böyle bir şey yok. Yani hani alım emri verdikten sonra ne zaman hesabımıza nereden geçecek? O rakamlar çok hani böyle şeyde havada kalıyor. Ama burada hem 7-24 aynı anda o anda o rakamdan alınması, satılması çok çok büyük avantaj. Bir de sizin şeyiniz de var. Canlı destek de veriyor o anda zaten. Bitcoin canlı desteği de var. Bu da güzel. Şimdi teminatlardan bahsettiniz ama bu teminatlara hani sepet tokenların tam hani teminatı söylediklerinizin dışında hani ek olarak ilave edeceğiniz bir şey var mı? Sepet tokenların teminatı nedir desek size? Şunu söyleyebilirim. Siz token 10'a mesela bütün piyasada zaten token 10'un hani ne kadar piyasada olduğu tamamen talebe göre belirleniyor. Ne kadar talep edildiyse o kadar token kripto para sepeti yaratılmış oluyor ve o yaratıldığında da onun içerisindeki ne kadar Bitcoin varsa, ne kadar Ethereum, ne kadar Solana varsa onlar kendi cüzdanlarında şeffaf bir şekilde Token.com.tr'de de gösterilecek şekilde direkt içerisine konmuş oluyor. Yani şöyle bir şey satın almıyorsunuz temelde. Token onun içerisindeki kripto paraların fiyatını belirleyip size ona göre bir şey satmıyorlar. Size direkt satın almış olduğunuz şey aslında o kripto paraların kendileri olmuş oluyor. Bir token onu almış olmama rağmen onlar sepetlerde kendileri muhafaza edilmiş oluyorlar. Tam da o talep kadar karşılığında yani tüm piyasada ki token onun içerisinde 10 Bitcoin varsa 10 Bitcoin cüzdanında sabit bir şekilde duruyor ve siz de buna şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz, cüzdanlarından ulaşabiliyorsunuz. Onları da tamamen cüzdanlarıyla birlikte yayınlıyoruz. Ben hani kafamdaki her şeyi sordum Esra Hanım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani atladığımız bir şey var mı? Söylememiz gereken, insanların öğrenmesi gereken bir nokta kaldı mı? Onu varsa sizden alayım. Şöyle özetleyebiliriz. Hakikaten hani avantajları nedir diye. Birincisi uzmanlar sizin için konuya çalışmış oluyor ve siz daha temelde daha steril bir bilgiye göre karar veriyorsunuz. Tabii ki yatırım kararımın içerisinde her zaman ben varım ama daha steril bir bilgi üstünden ve tek tek değil de bir sepet üstünden buna karar verebiliyorum. Sonrasında fiyat tek bir fiyatla ben sadece bir fiyat görüyorum. 10 tane kripto paranın fiyatını değil de tek bir fiyat üstünden aslında alma satma kararı verebiliyorum. Yatırımımı çeşitlendirmiş oluyorum. Çünkü yatırım çeşitlendirme finansal
ya finansal bir hareketimde en önemli konulardan bir tanesi ve bunu da çok kolay ve pratik bir şekilde yapmış oluyorum. Diyebilirim ki hani Bitdo'nun arayüzüyle hani yatırımı kolaylaştıran ve gerçekten de hani ürünlerimizin çıkardığımız tüm ürünlerin aslında amacı o yatırımı kolaylaştırmak ve yalınlaştırmak. Bir sepet tokenlarla tanışmadılarsa tanışmalarını tavsiye ediyorum. Zaten videonun açıklama bölümüne koyacağız linkimizi. Yani isteyenler hani oradan girip üye olabilirler ya da üye olanlar zaten eminim çoktan keşfetmişlerdir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim ben size. Yeni başlayanlar için aslında hani Bitdo'yu şöyle arayüzü çok kolay, Türkçe olması kolay. Bizim yerli kripto para borsamız hani ben zaten hani kendim benim hesabım orada zaten ben kullanıyorum. İfade ediyorum zaman zaman. Teşekkür ediyorum. Ben çok Verdiğiniz teşekkür bilgiler ediyorum. için. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.